Bülent Orakoğlu Pentagon S-400 çalışma grubu önerisine hayalet uçaklar nedeniyle mi karşı? Pentagon, Türkiye'nin S-400 çalışma grubu önerisine Trump'a rağmen karşı çıktı. Oysa Middle East Eye haber sitesinin dersine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği iddia edilmişti. Söz konusu karar iki lider arasında çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi esnasında alınmıştı. CNN'in ulusal güvenlik muhabiri Ryan Brown'un ulaştığı Pentagon açıklamasına göre Amerikalı yetkililer Türkiye'nin önerdiği S400 ortak çalışma grubu kurulması teklifini reddetti. Pentagon sözcüleri daha önce yaptıkları açıklamalarda NATO sistemlerine uyumsuz S400'lere ait radarların F-35'lere ilişkin gizli bilgileri ele geçirebileceğini ve bu nedenle de uçakların Türkiye'ye teslim edilmemesi gerektiğini iddia ediyorlardı. Amerikanın S400 savunma füze sistemlerinin Türkiye tarafından satın alınmasına neden karşı olduğu konusunda ortaya sürdüğü iddialar askeri uzmanlarca kabul görmüyor. NATO sistemlerine uyumsuz veya F-35'lere ilişkin gizli bilgilerin ele geçirilebileceği yönündeki ABD tezleri çürütülüyor konunun uzmanları tarafından Pentagon'un gerçekleri yansıtmayan bahane üretme niteliğindeki açıklamaları bilimsel olarak reddedilince bu kez Pentagon S-400 hava sistemleri F-35 gibi savaş uçaklarını düşürmek için üretildi. S-400'ün radar sistemi F-35'lere karşı tehlike oluşturuyor. Daha önce bu konuyla ilgili Amerika'dan Türkiye'ye teknik ekipler gitti ve aynı şekilde Türk yetkililer de Amerika'yı ziyaret etti. Amerika'ya gelen Türk yetkililere bu tehlikeler iletildi şeklinde hegemonik gücünü ortaya koyan gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarla Türkiye'yi s düzen konusunda sıkıştırmaya devam ediyor. S-400'ün Türkiye'de F-35 ile ilgili bilgi toplayacağı yönündeki endişelerin uydurma olduğunu kaydeden uzmanlar bu argüman kafadan sallama. F-35 ABD ve İsrail tarafından Suriye hava sahasında defalarca kullanıldı ki burada S-400 ve kendi radarlarına sahip savaş uçaklarımız tarafından F-35'ler başta olmak üzere Amerika'ya ait hayalet uçaklarla ilgili bilgi toplandı bile. Bu bilginin toplanmaması için F-35'in asla havalanmaması gerekiyor yorumunda bulunmuşlardı. ABD dünyanın her ülkesinin hava sahasında gizli jetleriyle radara yakalanmayan hayalet uçaklarla uçabiliyor. Dolayısıyla Türk hava sahasında da başta Akdeniz olmak üzere radara görünmeden uçabiliyor. S-400'lerin en önemli özelliği ise görünmez olarak nitelendirilen hayalet uçakları tespit edebilmesi. Böyle olunca da Amerika artık Akdeniz ve Türk hava sahasında istediği gibi keşif uçuşları yapamayacak. Ankara'nın Rusya'dan alacağı sistemle kendi hava sahasının hakim olacak. Türkiye'nin S-400 almasının Doğu Akdeniz'de net bir üstünlük sağlayacak olması Amerika'nın S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki önemli nedenlerin başında geliyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin ortak S-400 çalışma grubu önerisine sıcak bakması karşısında Pentagon'un bu öneriyi reddetmesi tam bir Amerikan klasiği diyebiliriz. Pentagon'la Trump arasındaki savaşta nedense kaybeden hep Trump oluyor.'' Örneğin Trump'ın Suriye'den çekilme kararı Pentagon adına konuşan bir albay tarafından veto edilmişti. Pentagon'un S-400'lerle ilgili ortak çalışma grubu oluşturması durumunda Türkiye Korulacak komisyonda S-400'ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığını uluslararası uzman görüşleriyle ispat edilebilecekti uluslararası kamuoyunu yalan ve asparagas bilgilerle yanıltan Pentagon'un hegemonik güç dayatmasıyla gerçekleri örtme amacının deşifre olmasını istemediği için ortak çalışma grubuna karşı çıkması beklenen bir durumdu. Ancak İstanbul seçimlerinden yaklaşık bir hafta sonra Japonya'da yapılacak G20 zirvesinde Erdoğan ve Trump bu konuyu masaya yatıracak. Başkan Erdoğan bu konuda çok net ve kararlı, elinde çok güçlü argümanlar var. Zira Pentagon'un asparagas yalan ve atmasyon iddialarına uzman görüşleriyle cevap verilecek. Trump da Pentagon'da Türkiye'nin S-400 konusunda haklılığını biliyorlar. Ancak Pentagon hegemonik gücünü hak ve adaletin önüne koyacak tahminim. Başkan Erdoğan'ın güçlü argümanları ise özetle şöyle. S-400'lerin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de net bir üstünlük sağlayacak olması karşısında İsrail'in başını çektiği körfez ve evanjelist çete Türkiye'nin bölgede güçlenmesini istemiyor. ABD Türkiye'nin kendisine biat etmesini istiyor. Ancak Başkan Erdoğan biat etmek şöyle dursun tam bağımsız bir Türkiye politika ve stratejisi istiyor. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı askeri harekatlarıyla başta küresel güç ABD'nin Türkiye'yi terör koridoruyla kuşatma planlarını bozarken, pençe askeri harekatıyla Suriye ve Irak'ta Türkiye'siz bir çözüm olmayacağını dosta düşmana açıkça ilan etmişti. En önemlisi de PKK başta olmak üzere terör örgütleri üzerinden İstanbul seçimlerini manipüle etmek isteyen küresel hegemonik güçlerin Türkiye üzerindeki yeni kaos yaratma planları bu operasyonla elimine edilmişti. Japonya'da yapılacak G20 zirvesinde bu kez Trump Pentagon'a karşı bir duruş sergiler mi bilinmez. Bekleyip görelim.